Merhaba değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Yeni doğan çocuklar iltica etmeli midir? Ya da aile üyeleri iltica ederken çocuklar da beraberlerinde gittiklerinden dolayı onlar iltica etmeli midir? Geçenlerde bir video yapmıştım. Çocuklar, yeni doğan çocuklara vatandaşlık verilmiyor diye. Bundan dolayı da bir takipçimiz bizimle bir konuyu paylaşmıştı. Bu konuya açıklık getirme amacıyla bu videoyu yapmaktayım. Değerli arkadaşlar, konu birkaç başlıkta oluşmaktadır. Birinci başlığımız şu, yeni doğan çocuklara vatandaşlık verilmemekte. Ailesiyle birlikte iltica etmiş sayılmakta. Yani iltica dairesine yönlendiriliyor. Ve iltica dairesi diyor ki çocuğunuzun sizin gibi iltica şartlarını kabul ediyor musunuz diye soru soruyor. Siz evet derseniz iltica prosedürünü işletecekler, hayır derseniz çocuğa iltica etmemiş sayılacak. Peki çocuk nasıl duracak sorusu karşımıza çıkmakta. İşte burada da Almanya oturum yasası madde 25 müsamahalı oturum, dulduk denilen geçici oturum ya da yani çeşitli isimleri bulunan, asıl adı dulduk olan müsamahalı oturum. Yani Almanya sizin Almanya'da Türkiye'deki problemlerin çözülene kadar ya da Almanya'daki problemlerin çözülene kadar geçici süreliğine kalmanıza, resmi olarak legal bir şekilde kalmanıza göz yumuyor manasına gelmekte. Bu sebeple İltica etmeyen çocuğa duldung verilecek Almanya oturum yasası madde 25'e göre. Buradaki problem ne? Vatandaşlık değil, duldung verilecek. Tamam mı arkadaşlar? Birincisi bu. İkincisi, anne baba yanında 2-3 tane çocuğuyla beraber iltica kampına gitti. İltica mülakatı tamamlandıktan sonra ya da ana mülakat esnasında ya da yol mülakat esnasında soruyor. İltica gerekçeleriniz çocuklar için de geçerli mi? Yani çocuklarınızın da iltica etmesini istiyor musunuz diye soruyorlar genelde. Eğer siz çocuklarınızın iltica etmesini söylediğiniz takdirde bu anlaşma gereği çocuklarınızın iltica işlemleri sizinle beraber yürüyecektir. Burada işte Dublin anlaşması madde 6, madde 8, madde 16 var. İltica yasası, Almanya iltica yasası madde 3, madde 4, anayasa 16, oturum 60 var. Aynı zamanda aile iltica yasası madde 26 var. Eğer iltica edeyim diyorsanız çocuklar da sizin de aynı şartlara sahip olarak iltica etmiş sayılacak ve çocukların dosyaları siz kabul alırsanız çocuklar kabul alacak, siz red alırsanız çocuklar da red alacaklar değerli arkadaşlar. Ancak derseniz ki ben ve eşim iltica ediyoruz, çocuklarım iltica etmesini istemiyorum. Yani benim iltica şartlarım çocuklarım için geçerli olsun istemiyorum. Çocuklarım iltica etmeden durmalarını istiyorum dediğiniz takdirde bu sefer Almanya oturum yasası madde 25'e göre çocuklara dulduk vereceklerdir. Geçici müsamaha belgesi vereceklerdir değerli arkadaşlar. Eğer sizlerin iticası kabul edilir, oturum alırsanız çocukların duldukunu oturuma çevirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ancak şunu unutmayın, dulduktan mavi karta geçiş olmamaktadır. Bu sebeple çoğu yabancılar dairesi ve iltica daireleri bu kuralı uygulamak istemiyorlar. Yani bunu özellikle belirteyim. Ama siz bilinçli bir şekilde ya da bir avukatla beraber bunu yönetebilirseniz bu problemi çözebileceğinizi düşünmekteyim. Yani nedir? Çocuğum ilticasını istemiyorum dediğiniz takdirde dulduk dediğimiz ya da oturum yasası madde 25'e göre durumunun değerlendirilmesini istiyorum dediğinizde çocuğun üzerinden çocuğunuza duldunk vereceklerdir. Çocuk duldunk üzerinden Almanya'da kalıyor olacaktır. Duldunkla kaldığından dolayı duldunkla ilgili detayları duldunk videomuza bakabilirsiniz. Duldunkla ilgili çocuğa kabul verildi, duldunk verildiği için yani
geçici himaye, işte Almanya'da kalmasına göz yuma ya da müsamaha verildiği için ne olacak değerli arkadaşlar? Siz de ret almış olsanız bile, deport edilmek istiyor olsanız bile çocuğa baktığınızdan dolayı, çocuk da sizinle aynı statüde olmadığından dolayı deport edilmeyeceksiniz ve çocuğunuza bakacaksınız. Yani sizler de duldukla kalmaya devam edeceksiniz anlamına gelmektedir. Evet değerli arkadaşlar, konuyla alakalı tecrübeleriniz varsa bizimle bu konuyu paylaşabilirsiniz. Ya da sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım konuyu, bu videoyu doğumdan çocuklara oturum verilmekte midir videosuyla beraber izlemeniz gerekir. Dulduk videosuyla beraber izlemek gerekir değerli arkadaşlar. Yani çocuklarınız sizin için de iltica ediyor mu? Onların ilticası da sizin için geçerli midir sorusuna evet derseniz çocuklar iltica etmiş olacak. Hayır derseniz duldukla kalmaya devam edeceklerdir. Yine birbirine bir avukata danışmayı ihmal etmeyiniz. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür eder. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız efendim. İyi günler.